Merhabalar, kanalıma hoş geldin. Bugünkü konumuz Hollanda'da artık kurulmaya çok daha yakın olan sağcı koalisyonu neler yapmak istediği. Ee, burada artık 4 tane partinin belli noktalarda uzlaştığını görüyoruz ve bunu bir metin olarak açıkladılar. Şimdi birlikte onun üzerinden geçeceğiz. Neler yapmak istiyorlar, bunlar gerçekten yapılabilir mi, yapılabilecekse yarın mı yapılacak vesaire gibi soruları yanıtlayacağım. Şimdi başlayalım. <laughs> olarak şunu söylemek istiyorum. Burada üzerinden geçeceğimiz şey dört tane partinin anlaştığı fikirler bütünü. Bu bir yasa tasarısı değil. Bunların detayları henüz belli değil. İşte beni etkileyecek mi? Ben geçen yıl geldim. Şunu etkileyecek mi? Bunların cevapları yok. Çünkü bunlar o düzeyde bir hazırlık içermiyor henüz. Bunlar sadece fikirler. Bunları yapmak istiyoruz demişler. Bu konularda hem fikiriz demişler. Hepsi bu. Bu nedenle de zaten de bunlar yarın uygulanacakmış gibi ve heyecanın bir manası yok. Burada şimdiye kadar geldiğimiz nokta sadece bu dört partinin temel noktalarda ulaştığını biliyoruz. Ortada henüz bir başbakan da yok. Bu hükümet çalışmaya da başlamadı. Haliyle bu bütün bu sayacaklarım yarın mı uygulanacak, iki ay sonra mı uygulanacak, iki yıl sonra mı uygulanacak ve belki de hiçbir zaman uygulanmayacak bunu bilmiyoruz. Bu nedenle de bence sakin kalın. Ben birçok maddenin 2024 için uygulanabilirliği olduğunu düşünmüyorum. Haliyle de acele edilecek bir şey yok. Şimdi... Öncelikle koalisyondan birazcık bahsetmek istiyorum. Her ay yaptığım aylık bültenlerde bunu daha önce daha detaylı olarak açıkladım. Onları şuradan bulabilirsiniz. Ama genel olarak durum neydi? Hollanda'da 4 tane parti. Bunlar neydi? PVV, VVD, BBB ve NSC. Bu dört parti koalisyon kurmaya çalışıyorlardı. İlk tur görüşmeler olumsuz sonuçlanmıştı. İkinci turda baskı artmıştı. Çünkü neden? halk bu hükümetin kurulmasını istiyordu. Seçimlerde bildersin oyunu deli gibi arttırmasına da gördüğümüz gibi halkın talebi sağcı bir koalisyondu. Haliyle de baskı arttı ve geldiğimiz noktada bu dört parti temel noktalarda uzlaştı. E, uzlaşamadıkları bir nokta başbakan konusu çünkü bildersin başbakan olmasını istemiyorlar. İlk ara olan Plesterk ile ilgili söylentiler var ancak olabilecek mi ki bilmiyoruz henüz. Haliyle de bu koalisyonun henüz bir başbakanı yok. Haliyle de henüz bir hükümet yok. Bu nedenle de yapmak istedikleri şeyleri ne zaman uygulamaya geçirebilecekler, kaç ay, kaç yıl alacak bilmiyoruz. Hükümet ne kadar dayanacak onu da bilemiyoruz. Bundan önceki hükümet yaklaşık 11 ayda kurulup 3 ay falan ayakta kalmıştı. Haliyle her şey olabilir. Sakin kalmak önemli ee, ama yine de tabii ki vaat ettikleri şeyleri bilmemiz önemli. Şimdi birazcık o kısma geçiyorum. Şimdi ilk olarak en çok tabii ilgi çeken kısmı mültecilerle ilgili verdikleri vaatler oldu. buranın katılaştırılacağını herkes biliyordu. Bu çok beklenir bir şeydi. Bununla ilgili de birçok hedef koymuşlar. Bunlar neler genel olarak bakarsak. Hollanda'nın bu mülteci sorunu mülteci krizi olarak ilan etmek ve mülteci alımını geçici olarak durdurabilme hakkını elde etmek istiyorlar. Bu uzun zamandır konuştukları bir mevzuydu. Her belediyeyi belli oranda mülteci almaya zorlayan yasayı kaldırmak istiyorlar. Yani belediye olarak size mülteci almama hakkınız olsun istiyorlar. Bu tabii ki yatak sayısını azaltacak. Haliyle de yine mülteci almamanın önünü açacak. Üçüncü olarak mültecilerin aile birleşimlerini zorlaştırmak istiyorlar. Dördüncü olarak mültecilere kalıcı oturum vermek istemiyorlar hiçbir koşulda. Bunun içinde de belki şeyi ayırırız diye konuşuluyor işte. E, siyasi suçluları, eşcinselleri vesaire e, ama bu savaş nedeniyle gelenlere hiçbir zaman kalıcı oturum vermek istemiyorlar ki geri dönmek zorunda kalsınlar ilerleyen yıllarda. Haliyle de burada mültecilerle ilgili ciddi zorlaştırmalar var. Bunun dışında yine başka bir nokta, beşinci olarak bunu da söyleyebilirim. Mültecileri eğer dosyaları redaldıysa yani e, ülkeden ayrılmaları gerekiyorsa zorla bile olsa ülkeden çıkarmak istiyorlar. Altıncı olarak da yine mültecilerle ilgili yapmak istedikleri başka bir şey. Mültecilere verilen işte sosyal konutlarda öncelik bazı yardımlar gibi artıları almak istiyorlar. Şimdi bunlar Hollanda için de yapmak istedikleri. Mülteciler konusunda yine Avrupa Birliği'nde sıkıştırmak istiyorlar. Ee, Avrupa Birliği'nin sınır ülkeleri mültecileri daha iyi denetlesin. Sınırlar daha iyi korunsun. Bu insanlar giremesin. Oralarda değerlendirilsin falan gibi Avrupa Birliği'ni sıkıştırmayı hedefleyen maddelerde maddeler de yazmışlar. Mesela bana göre bunların uygulanabilirliği çok düşük. Çünkü Avrupa Birliği'nin sınır ülkeleri zaten mülteci almamaya çalışıyor ve bunları Almanya, Hollanda gibi iç ülkelere gönderiyor olmaktan memnun. Çünkü Almak istemiyorlar zaten. O yüzden nereye gittikleriyle ilgilenmiyorlar. Ve bildiğiniz gibi Avrupa'ya gelen mültecinin tutulması görevi zaten yıllardır Türkiye'de. Ee, Polonya, işte Yunanistan gibi ülkeler bu görevi zaten almak istemiyor. Haliyle de buradaki bu vaatlerin bana göre uygulanabilirliği düşük. Hollanda içinde yapacağız dediğimiz şeylerin tabii ki uygulanabilirliği daha yüksek. Ama mesela onlar içinden de işte bu aile birleşimlerinin engellenmesi konusu bana göre uygulanabilirliği olmayan bir konu. Çünkü bu insanlara siz şey dediğinizde, ee, işte eşini getiremezsin, çocuğunu getiremezsin. Bu insanlar hepsi dava açacak. Ve bu davaları Hollanda kaybedecek. Çünkü bunun bir yasal zemini yok zaten. Yani aileni getiremezsinin bir mantıklı zemini yok. Halide bunların bazılarının bana göre uygulanabilirliği yok. Ama vaatleri bu şekilde. İkinci konuda diğer göçmen türlerini etkileyen değişiklikler. Burada demişler ki İngilizce ile kayıt olabileceğiniz programları azaltmak istiyoruz. Lisans, master ve doktora düzeyinde. Ve buradaki Hollandacın önemini arttırmak istiyoruz. Bana göre bunun yapılabilirliği şu ki zaten lisans düzeyinde İngilizce programlar şu anda da azaltıldı. Master ve doktora da bence İngilizce programlar azaltılmayacaktır. Çünkü bu Hollanda'nın faydasına olmaz zaten. Ama şu yapılabilir. E, doktoranızı bitirmeniz için belli düzeyde Hollandaca öğrenmeniz ya da belli saat Hollandaca dersi almak zorunluluğu getirilebilir. Bana göre birazcık daha böyle olacak. Hani İngilizce'ye gelmenizi engelleyecek boyutta değil ama mezun olabilmek için, Hollanda'da kalabilmek için Hollandacı öğrenmenizi daha çok zorlayacak şekilde değişiklikler olacak. Yine dikkat çeken başka bir boyutu kalifiye göçmenlerin alım süreçleriyle ilgili bazı değişiklikler, zorlaştırmalar ve kuralların değiştirilmesiyle ilgili vaatler var. Ben bunun asla işte ASML'in aldığı, Philips'in aldığı kalifiye göçmeni etkileyecek bir şey olacağını düşünmüyorum bu firmaları karşılarına almaya cesaret edeceklerini de düşünmüyorum. Buradaki temel yaklaşımları bana göre şu olacak. Ya şemayı değiştirecekler ki bildiğiniz gibi kalifiye göçmenlik şeması videolarımda da bulabilirsiniz. En temelde maaşa dayalı aslında. Buradaki bu tek kriter maaş yapısına değiştirip belli bölümlerden mezun kişileri Almanya'nın yaptığı gibi belli düzeylerde İngilizce ya da Hollandaca vermiş sınavlarını vermiş kişilere öncelik verilecek bir yapıya geçilecek. Ya da buradaki bu kalifiye göçmen getiren özellikle de kayıtlı sponsorlar daha iyi denetlenecek. Bence Hollanda'nın burada gözüne batan ve gerçekten de bir sorun haline her gün gelen yapı bu payroll sistemleri. Videosunu şuradan bulabilirsiniz. Payroll sistemlerindeki bazı firmalar, bu işi hakkıyla yapmayan firmalar, kalifiye göçmen olmayan kişileri işte çeşitli Sahte uydurma şirketler açarak çeşitli onlara uydurma ünvanlar vererek Hollanda'ya kalifiye göçmen gibi getiriyorlar ve bu kişiler maaşlarını kendileri ödüyor. Yani buradaki sistemi sömüren bir şey dönüşmüş. Bazı kayıtlı sponsorlar bunlara Hollanda bence fark etmek istiyor yoksa gerçekten kalifiye olan işini yapan büyük bir firmada çalışan bir startup'ta çalışan ama gerçekten kalifiye olan kişileri etkileyecek bir şey olacağını düşünmüyorum. Ee, yine e, dikkat çeken başka bir boyutu da vatandaşlık süresinin 10 yıla gerekli dil B1'e çıkarılması. Bu da yapılabilir mi? Bana göre çok soru işareti. Çünkü bu B1 vaadi sanırım son iki hükümette de vardı. Haliyle yapmıyorlar. Yani bunu vaat ediyorlar ama sürekli uygulamada erteliyorlar. 10 yıl konusunda benzer şekilde e, yani çok Hollanda'nın çekiciliğini azaltacak bir şey bence. Bunların yapılabilirliğinin düşük olduğunu düşünüyorum. b 1 yapmaları daha muhtemel ki zaten şu anda da bu arada mültecilerden falan B1 isteniyor. E, her gruba B1 gibi bir güncelleme yapılabilir herkese bu saatten sonra. Ki bence mantıklı da olacaktır ama 10 yılı biraz zor diye düşünüyorum. Ki bu değişiklikler yapılsa bile hemen yarın işte 2025'ten itibaren yapılabilir mi o da soru işareti. Videonun ilk yarısında bahsetmek istediğim konu aslında birazcık buydu. İşte mülteciler, göçmenler ve işte öğrenciler vesaire. Videomu beğendiyseniz de kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Aşağıda bireysel danışmanlık verdiğim süper bir hesabımı da bulabilirsiniz. Onu da bakarsanız çok mutlu olurum. Şimdi ikinci yarıda birazcık daha planın diğer boyutlarından ve genel atmosferinden ve bizi etkileyecek diğer şeylerden bahsedeceğim. Şimdi ilk olarak plana genel baktığımızda bize e, Hollanda'nın neleri iyileştirmek istediğini söylüyor. Bunların en temeli çocuk bakım hizmeti. Diyor ki çocuk bakım hizmetinin neredeyse ücretsiz hale getirilmesini istiyoruz. E, güncel durumda Hollanda'da iki ebeveynin de çalıştığı bir senaryoda çocuk bakımına verdiğiniz paranın %90'ına kadarını zaten iade alabiliyorsunuz. Ama aldığınız iade oranı maaşınız arttıkça düşüyor. Yani ne senaryo? İki asgari ücretle çalışırken %90 iade alıyor e, maaşınız arttıkça iadeniz azalıyor. Bu da neye itiyor insanları? Yarı zamanlı çalışmaya. Çünkü neden? Eğer saatlik ücreti yüksek bir iş yapıyorsanız, bir atıyorum ayda 5000 euro kazanıyorsanız, maaşınızın 1000 eurosunu, 1500 eurosunu çocuk bakımına verir hale geliyorsunuz. Hale bunun bir manası yok. Bu nedenle de Wilders ve yeni hükümet daha doğrusu bunu değiştirmek istiyor. Diyor ki, insanlar çok çalıştıklarında ya da işte kalifiye olduklarında paralarını çocuk bakımına vermeye başlamasın buradaki kar marjları artsın yani paraları ceplerine kalsın o zaman çok çalışırlar çünkü. Çünkü şu anki sistem sizi yarı zamanlı çalışmaya itiyor. İkinci olarak Yine e, gelecek hükümetin iyileştirmek istediği başka bir alan sağlık sistemi. Burada özellikle birinci düzey sağlık hizmetlerinin yani aile sağlığı merkezlerinin, işte e, pratisten hekimlerin vesaire verdikleri hizmetleri iyileştirmek istiyor. Ve e, sağlık sigortalarındaki on risk olarak geçen 385 liralık e, genel ücretini de yarıya düşürülmesini istiyor. Bu neydi? Hollanda'da her birinin bir zorunlu sağlık sigortası vardı. Ve biz buna her ay zaten para ödüyorduk. Minimum yaklaşık 120 euro şu anda. Bunu zaten ödüyorduk. Buna rağmen bir de hastaneye gittiğimizde ilk gidişimizi özel 385 liraya kadar olan parayı biz ödüyorduk. Bunu arttırmak daha da yükseltmek de mümkündü vesaire ama genel rakam buydu. Bir ders bunu düşürmek istiyor. Yani bu da ne olacak? Ee, sağlık hizmetine ulaşılabilirliği artacak, arttıracak. Özellikle de bizim gibi sağlık hizmetini nadiren alan ve yani, sık kullanmayan insanlar için bir artı getirecek. Bunlar Hollanda'nın iyileştirmek istediği alanlar. Bunu planı okuduğumuzda görüyoruz. Bunun dışında yine iyileşmesini istedikleri bir konu ev konusu. Daha çok ev yapmak istiyorlar, ev yapma süreçlerini kolaylaştırmak istiyorlar, ee, İnşaat süreçlerini yani. Ee, bunun dışında pek de çok umursamadığı bir alan var. Ee, onu da görmüş olduk. Planı okuduğumuzda yeni hükümet karbon emisyonu konusunu, bu Avrupa Birliği hedefleri kapsamında olan e, karbon ayak izinin azaltılması gibi konuları Çevre dostu politikaları yeni hükümet eskileri kadar önemsemeyecek. Bunu planı okuduğumuzda görüyoruz. Buralara ayrılmış bütçeler azaltılmış. Ya bunu yapmak istiyoruz diyor ama hani uygulanabilirlikte e, düşürülmüş çünkü bütçeleri azaltılmış. Örneğin otoyollardaki hız sınırının 100'den 130'a çıkarılması planlanmış ki bu zaten kendi başına çevre kirliliği yaratan bir şey. Ee, güneş paneli olan kişilerin devlete elektriği geri satmalarının 2027'den sonra yasaklanması yani kaldırılması planlanmış. Haliyle de planı incelediğimizde politikalarının bu karbon emisyonunu azaltma, işte Avrupa hedeflerine uyma çerçevesinden birazcık çıktığını görüyoruz. Hollanda artık burayı çok da önemsemeyecek. Bunu planı okuduğumuzda hissediyoruz. Ee, bunlar da planın Birazcık daha farklı boyutlarıydı. Cebimize olumsuz etkileyecek şeyler yok mu? Tabii ki var. Özellikle de turistler burada bana göre birazcık düşünülmüş. Çünkü demişler ki biz müzelerden alacağımız vergiyi arttıracağız. İşte kumarhanelerden alınan vergiyi arttıracağız. Vesaire. Yani birazcık da burada turistin üzerine yüklenilmeye çalışılmış. Çünkü zaten biliyoruz ki Wilders'in ve sağcıların genel politikası ve vaat ettikleri şey Hollanda'yı, Hollandalıları düşünen bir hükümet olacağızdı. Burada tabii ki göçmenlere ve mültecilere birazcık ucu batıyor. Ee, çünkü bizim çıkarlarımıza hizmet etmiyor. Ama Zaten vaatleri bu. Biz Hollanda'yı ve Hollandalıları koruyacağız diyorlar. O yüzden zorlaştırmalarını işte göçmenlere, turistlere şuna buna yapmışlar genel olarak. Yine planın başka bir boyutu da e, buradaki savaş ve e, bu savunma konusu. Hollanda yine Ukrayna'yı desteklemeye devam edecek ve kendine ayırdığı bu güvenlik bütçesini de artıracak, savunma bütçesini de arttıracak. Bunun bir kısmının da mültecilerin zorunda bile olsa çıkarılması, zorla bile olsa ülkeden sınır dışı edilmesi için kullanılması bekleniyor. E, halde de planın genel atmosferi bu. Bana göre çok şaşırtıcı haberler yok. Okuduğum kadarıyla bazı insanlar çok şaşırmış bu vaatler ama bunlar zaten bu partilerin kendi kendilerine de vaat ettikleri şeylerdi. Bunlar bu partilerin seçim propagandalarında olan maddelerdi. Bunları bir araya getirmişler sadece ve uzlaşmışlar. Bir kısmının bana göre dediğim gibi uygulanabilirliği çok düşük. Uygulanmayacağını düşünüyorum. Ama sonuç olarak diyelim ki uygulamak istediler ve uygulayacaklar. Bu bile aylar yıllar alacaktır. Çünkü Hollanda zaten çok yavaş ilerleyen bir ülke. Bu hükümetin faaliyete geçmesi bile zaten belki birkaç ay daha sürecek. Haliyle de hani panik yapılacak, heyecan yapılacak bir durum yok. Ama genel politikayı da görmek lazım. Hollanda daha Hollandaca'ya dönük, daha kendine dönük, uyumu ve entegrasyonu daha önemseyen bir yere gidiyor. E, haliyle de buraya gelmek isteyen kişiler kalifiye olmanın yanı sıra daha iyi entegre olmakla da yükümlü olacaklar. Bunu görebiliyoruz. Çünkü halk e, işte isterse bu 1980'de gelmiş ve hiç Hollandaca ve İngilizce öğrenmemiş Türk profili olsun, isterse 2 yıl önce gelip hiç Hollandaca öğrenmeyen ama iyi İngilizce konuşan mühendis profili olsun bunlardan rahatsız. Yani elbette bundan daha rahatsız ama bundan da rahatsız. Bunu da istemiyor. Çünkü diyor ki işte 5 yıl olmuş Hollanda'ya geldi marketten Hollandaca alışveriş yapamıyor. İşte neymiş işte mühendismiş neymiş yazılımcıymış neymiş doktormuş ben bunu da istemiyorum diyor. Haliyle de buradaki bu beklentiler illaki artacak bana göre. Buna şey diyenler illaki olacaktır. Aşağıda da olur diye bekliyorum. İşte Hollanda kendi kaybeder. Onu Hollandalılar düşünür. İşte Hollanda'nın ekonomisine biz şöyle katkı veriyoruz. işte sen ben her yerde iş bulurum falan diyenler de olacaktır. Bunun Hollanda halkında bir karşılığı yok. Yani siz bir Hollandalı'ya gidip şey derseniz işte kalifiye göçmenleri ya da şunları bunları almazsanız siz kaybedersiniz derseniz de şunu ders yap olarak sana ne? Yani bu benim problemim. Hollanda benim ülkem. Hollandalı olan benim. Sana ne? Haliyle de hani bu böyle üstten üstten bu tarz eleştirilerin bana göre bir manası yok. Ve söyledikleri şeylerde de haklılar. Çünkü gerçekten Hollandalı olan biz değiliz. Onlar. Bırakalım ülkelerini onlar düşünsün. Doğru bir karardır ya da yanlış bir karardır. O onların problemi açıkçası. Burada bizim yapmamız gereken şey mevcut atmosferi anlamak ve buna göre hareket etmek, uyum göstermek ya da göstermemek. Bu videoyla ilgili söyleyeceklerim de bu kadar.